toplumsal bir konu. Makyaj yapılmış. Efendim? Kastamonu. Pardon, durduracağım. Bak, YouTube'a reklam vermişler. Verecekleri reklamı sikiyim ben. Neyin reklamı abi? Anlayan var mı? %15 indirim diyor. Bar çıktı da. Oha, harbiden ha. Buranın dijital pazarlamacısını lütfen işten kovun eğer beni izliyorsanız ya da duyacaksınız her tarafını. Harbiden. Bu neyin reklamı abi? Paraya yazık. Ne olduğunu anlamadık. Kesinlikle. Anlamadığımız için tıklayacağız ona. Yok, evliyim. Efendim? Eşim dört. Polise gitsem ne olur sizce? Uzaklaştırırlar. Korkuyorum. Ya serbest bırakırlarsa? Adalet yok muyum? Bu sefer öldürür beni ya. Çok zor durum ya. Adamın yerinde olmak istemiyorum. Korkuyorsun ya, bu kadar genç var ya, nasıl korkuyorsun ya? Aga be. Bir arkadaşım. Eşim benim. Eşim benim. Beş dakika oldu. Gelin misin? Bak, bir dakika hiçbir şey yapamaz abla. Baksana. Abla yazık da daha demin şey yaptı, bir şey verdi. Kadın. Balkondan da abi, bilet ülke aradı. Bizim insanımız böyle değerli işte. Söyledi ki. Eşim beni böyle. Gel kardeşim. Niye korkuyorsun ki? Gel kardeşim. Ya. Sorry. Proses. Ya, has Angst vor mir oder was? Gezi geçeceğiz birazdan beyler. Ich bin Hunger. Ja, kauf dir was. No money. Oha. No money. Ama adam da ne yapsın bak, şimdi o çalışan da veremez ki. Bir de Almanya'da hiç veremez yani. Moment, bir saniye, kann ich umsonst machen? Bitte. Kann ich nicht, hier Kamera. Bitte. Ich kann nicht. Mein Gott, das geht nicht unter die Pönne. Bitte. Was möchten Sie? Essen. Essen? Ja, mit mir bezahlen. Bitte. Ja, mit mir bezahlen. No money. Ja, ich kann auch kein Money. Ich hab auch nichts. Bitte. Ich bin nur angestellt, ich darf nicht. Bitte, wie bitte? Ich bin nicht Chef, ich darf nicht. Ich bin kein Chef. No. Hallo, was darf denn sein? Sorry. Kein Geld. Ja, wir haben nur trockene Brötchen. Geld habe ich auch nicht. Ich arbeite ja nur. Yardımcı olmaya çalışıyor ama kadın bence buna. Bence bir şeyler ısınmamak falan diyor. Ya abi bir şey soracağım aslında ben. Akşama mesela arta kalıyor mu hiç köfte falan? Yok, kalmıyor da. İstiyorsan karnına seçimi vereyim. Efendim abi? İstiyorsan karnına seçimi işte. Vereyim şimdi. Aga! Gel misin? Ya, boşver abi ya. Boş ver artık. Akşam artarsa şey yaparsın. Ben buralar. Nasıl fayda? Ben seni zarara sokmam. Abi bizde misafirlik olayı var işte ya. Türkiye'de var ya. Daha iyi istemiz abi. Ben de misafirliğim. Helal be dayım. Ne oldu burada? Işte. 5 tane köfteyle batacağım mı amına koyayım? Yok, diğerlerde de yok ya. Abi akşama hiç kalıyor mu böyle şey? Akşama kalıyor mu?
bunlardan. Adam anladı. Artan falan abi. Yok yok. Akşam afiyet. Adam karşılığını akşam. Akşam arta kalan simit diye bir şey yok abi. Simit isteme benden bayat. Şimdi istersen vereyim taze. Yani benden bayat istemem. Vereyim, paran yoksa sıkıntı yok abi. Canım sağ olsun. O aga be. Şu an yanında para yok o yüzden diyorum. O konuştu be. Bayat isteme benden diyor adam oğlum. Akşam bayat. Hem kaliteli hem. Sert olsun. Aga be. Afiyet olsun abi. Çok iyi ya. Tamam, bizim insanımız böyle işte, duygusal, yürekten, insancıl. Neresi? Ya ben burada şeyde parkta yatıyorum da. He. Beyefendi, menü alabilir miyim? Menü mi istiyorsunuz? Tamam, getireyim bir saniye. Karar verdiniz mi? Verdim, ben tavuk döner alacağım. Tavuk döner. Tavuk döner... Tavuk döner 13 lira yalnız. Var değil mi paranız? Bir de bu şekilde hani gelmişsiniz de üstünüz çok müsait değil. Hani müessese gereği biraz daha... Böyle müşterilerimizin rahatsız takım olmaması için. Takım elbise mi giyecek? Amına çocuğu ya. Adam da yaka mikrofonu var. Yani biraz daha uzun bir elbise giyecek. Hayır oğlum. Hayır ya. Lan dükkandakilere yapıyorlar şakayı. Dükkandakilere yapıyorlar şakayı. Ha tamam. Evet, ikisi işbirlikçi abi. Ağırlıyoruz. Fakir biri kovulursa deneyim. Müşterilerimizi de. Öyle mi? Yok yok, tamam sakin. Ne tavuk? Ha, yan taraf tavuk döner mi dedin? Tamam. Aynen, yan taraf ne yapacak onu deniyorlar abi. Ses net geliyor, bir kuruldum şöyle. Yok yok, sakin. Kurgu da şey, yandaki masa gerçek. Beyefendi yalnız müşteriler rahatsız oldu. Sizi ben... Rahatsız olsun, ben bir şey yapmadım ki. Ama elbiseniz hiç uygun değil burada oturmak için. Öyle bir şey yazmıyor kapıda. Kapıda yazmıyor ama müşteriler rahatsız oldu. Bir şey diyeceğim, kimsenin rahatsız olduğu yok. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Beyefendinin elbisesine bakar mısınız? Tamam, olabilir. Rahatsız olmuyoruz beyefendi. Yani ben rahatsız oldum açıkçası da. Tamam, ben çıkıyorum. Lütfen sizi dışarı alayım ben. Elbisesi uygun değil mi müessese için? Elbisenin alakalı, paran var ya sonuçta yani. Parası var ama yani buranın klası gereği elbisesinin de biraz düzgün olması lazım. Çünkü buraya... Sizce elbisesi önemli değil mi? Farkında mısınız? Elbise önemli, içindeki insanlık önemli. Siz insan mısınız? Elbiseniz düzgün mü? Siz kendiniz... Helal be! Doğru. Yürü be! Konuşma ablam! Harbiden konuşma ya. Hayır. Parası olduğunu söylüyor gerçi ama. Ya yoksa da ben vereceğim. Helal lan sana. Ne yiyecek? Ha ben söylerim benim param. Yok oğlum, ben vereceğim. Sen git. Ben vereceğim. Tamam. Git. Ben vereceğim. Tamam, ne istiyorsun? Baksanız aynı çocuk zaten. Evet evet. Ne istiyorsun başka? Oradan oraya geçiş yaptı ya. Hayır hayır. Dönerim. Belki başka müşteriler... Helal be sana be. Helal be. Başka müşteriler gelir, onlar da rahatsız. Ya niye rahatsız olsun? Olmaz var mı? Hayır. Ya ben hani burada yemek yemek istemiyorum. Yani bu tavırdan dolayı ben istemiyorum yani. Ekmek arası yapsınlar. Sen şey, ekmek arası yapsınlar döner. Tamam, yemek olsa yoldayım. Tamam, ne güzel insanımız lan. Yapsınlar. Gitmiyorsunuz yani şu an? Yok yok. Burada. Bak bizde var mı? Başka bir tamam. Çok yok biliyor musun? Tamam, hadi. Tamam. Yemek yiyip gideceğim, niye böyle bir şey yapıyorsun? Pardon, bakar mısınız? Siz bu tarafa gelebilirsiniz. Bizim de çok hayır, ne hangi haklı sizin? Ben rahatsız olacağım. Aynen öyle. Bizim arkadaşımız olarak. Ne güzel insanlar ya. Kesinlikle. Bak ben birçok ülke gezdim. Hakikaten böyle değil yurt dışında, biliyor musun? Peki getireyim. Çalışıyorsun falan herhalde de. Evet, moladayım, yemeğimi yiyip gidiyorum. Empati duygumuz daha gelişmiş abi. Diğer... Bizim anladım. İnsanımız hep duygusal ya. Ne istemiştiniz? Çift kaşar. Tost ve çay, tamam. Of, teyzem çok sert, bak üsteleyemiyorlar şakayı. Tabii canım, net, çok net. Baksana suratı. Evet, evet. Yani ben de bu yani biraz bak bak. 21 lirasın. Ücreti burada mı ödeyeceğim? Ha? Çıkışta... 21 lira. Var değil mi paranız? 15 liram var. Tamam o zaman çayı iptal edelim. Ben... Helal be teyze. Bak hem adamı da bozmamak için, adamın onuruyla maçı oynamamak için. Tamam. Ya bak. Yok yok yok. Yok gerek yok. Sen devam et. Pardon.
sorry. Ebin. Je n'ai pas de jeune. Polycol. Ah, sorry, I don't have. Yeah, sorry, I don't have. Tabii. Sorry. This is Turkey, bitch. You want to buy this? Yes. No, I'm sorry, I cannot help you. Oğlum bir de baya defter getirmiş. Bunu alacağım Hello. Diyor. Bu da değil ya. Sorry. Can you pay for my brother? For my brother. No. No. Okay. S'il vous plaît. No. S'il vous plaît. O kadar çok laf geliyor ki ağzımı tutuyorum yani. For my brother. Son üç tip için yani. Kadın dünyaları yemiş zaten. Öteki ölmek üzere. Amına koyayım yardım etsen ölür müsün ya? Bir amına öyle indik senin. Param yetmedi. 2-3 liranız var mı? Yardımcı olabilir misiniz? Kardeşim alacağım ben. Kusura bakmayın. Ya çok sağ olun. Teşekkür ederim. Eyvallah. Kasada mı şey yapalım? Olur. Kasada vereyim. Tamam abi. Teşekkürler. Ha çok sağ olun ya. Rahat et. Güveniyor da bak güveniyor da. Olsun olsun abi. Ya yoksa sorun değil. Kusura bakmayın rahatsız etmeyin. Yok ya. Çıktı galiba. Valla çıktı. Teşekkür ederim. Sağ olun ya. Kusura bakmayın rahatsız ettim sizi. Medeniyet lan bu. Ya çok teşekkür ederim. Sağ olun. Harbi böyle biliyor musunuz YouTube'da beyler? Yani bu video kurgu değil bak. Birçok şey kurgu derim ben YouTube bildiğim. Çocuklar adam eksik mi ya? Adam eksik mi? Ben de oynayayım biraz. Kira parasını düşürürsen yazmışlar aşağı. Tamam hadi başlıyoruz gençler. Yeniyoruz. Tamam. Oynayacak mı? Ha tamam tamam. Şey ya bakayım ona. Çocuk insanın en masum hala. Ne ki bu? Ondan mı düştü? Ne var bunda? Abi kağıdı düştü. Abi! Ha şey. Para var ya. Vereyim mi? Götürsek mi ona yoksa? Hayır bak kıyma koşuyor ver. Dur bakayım. Onun ondan mı düştü emin şey, misin? Gerek. Çocuklar sizce götürmemiz gerekiyor mu? Gerekiyor bence ver abi ver şunu. Helal ver. Harbi mi? Bana pilav alsana. Evde yersin akşam. Gidiyoruz zaten. Ben orada yemek istiyorum. Tamam sonra alırız. İnsanların içinde rezil etme beni. Bana ne ya? Çocuk da iyi oyuncu. Ben. Tamam evde yersin işte. O kadar yok önümde falan. Ama hayır evde yemek istemiyorum. Ya. Yok abi ya yok. Gerek yok ya boş. Yok abi bizim ya boş. Çok güzel vallahi çok evde yani. Annem yaptı abi zaten. Ben. Evde yer. Vallahi gerek yok abi. Yanımda yok abi de bir para benim. Ya yok abi ya. O bazen böyle şeyler yapıyor. Yani. Bak gördün mü yaptın? Rezil ettin bizi. Biz sonra alırım ben sen şu an yok yanımda tamam mı? Ben de üzülürüm. İşte de girmiyorsun. Ne yapayım şu an? Alamam. Alamam. Ne giydim de gaz sokuyor bir de. Akşam gelirim. Ben para alırım annemden tamam mı? Şimdi. Yok ya öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey yok ya. Vallahi gerek yok. Bak senin yüzünden mahcup ediyoruz kendimizi. Yok abi ne var? Olmaz. Olmaz ya vallahi. Ya, vallahi helal olsun. Gönülden abi. Ya şöyle söyleyeyim. Yanımda şu an para yok da o yüzden şey yapıyor. Halep bir şey zaman söylesene al. Yok abi ben söyleyemem tamam, mi çocuk? Tamam. Tamam bitti. Helal olsun. Tamam. Gördün mü yaptığını ya? Hiçbir şey yapmadı tamam. Hiçbir şey yapmadı. Yok. Hadi bekle. Yok yok gel. Ben dayanamıyorum. Çok da çok şey oldu böyle ya. Oyun mu oyun oynayalım şu bitsin de. Evde yer. Aynen ya. Evde vardır bir şekilde. Bizim insan çok değerli ya. Araba evde var canım çocuk şimdi. Ya maçık oluyorum ama abla ya böyle olunca. Çocuk daha yoğurttan anlamıyor. Şerefsizlere bak. Al geldiğin zaman verirsin al. Çocuk işte laftan anlamıyor yok demekten de anlamıyor. Tamam. Tamam abi bizim insanımız çok değerli. Bak insanlık medeniyet çok önemli bir şey ya. Biz gelir yaparız sonra burada. Al abi, sen de al ya. Yok ben vallahi istemiyorum. Yok yok vallahi istemiyorum ya. Helal olsun. Nasılsın abi iyi misin? İyi İyiyim abi de bugün bir haber aldım da ondan sonra
Bayağı moralim bozuldu, çıktım dışarı. Hastaneye gittim geçen gün. Benim kalpte bir sorun vardı abi. Bana doktorlar dedi ki... Tıbalık çekiyor dayıdan. 3 ay ömrün kalmıştı abi. Ülkemizin insanı oğlum be. Dedim dışarı çıkayım o zaman. Bir hava alayım. Hayatı böyle biraz keyfine varayım dedim abi. Ne yapmalıyım bilmiyorum şimdi. Benim kardeşim de evliydi. 3 çocuğu vardı. Ama yani hayata bağlanmamıştı. Kurtarıyordu. Uyuşturucu içiyordu. Yani dışarılarda yatan bir adam. Hani ev bark olmayan. Ailesinden artık bitmiş her şey. Evet. Yani dünyası bitmiş, öyle düşün. Son kez derne vedalaştı, helallaştı. Şimdi tabii yani. Ama çevresine sorduğumuzda Allah inancıyla gitti dedi o dedi. Cenazeye gelenlerin haddi hesabı yok. Duyan herkes geldi. Ama dışarıdan gör, tinerci, balici, diş yok ağzında. Üniversiteden mezun oldum. Tam hayatımı düzene koyacağım. Böyle bir hastalığın ortaya çıkması çok kötü yani. Bilmiyorum ne yapacağım da bilmiyorum abi. Her şeyin bir çözümü vardır. Anladın mı? Çözümsüz hiçbir şey yok. Allah bir derdi veriyorsa dermanını da verir. Şimdi yapacağın tek şey, hani mutlu geçirecek. Hani onu atlatırsın. Hani ben de bir şey diyemem. Doktorlar ne dedi, ne yaptı? Annemlere de anlatamadım abi. Dışarı çıktım hava almak için. Ama yani oğlum, bizim bugün konuştuğumuz... Yok abi, maddi değil bana. Ya. Ben yaşamak istiyorum sadece. Ha, başka evet, bir şey değil ya. Bilmiyorum kardeşim, hani elimden... Ya biz Daniel şaka yaptık da bu yana. Ben sadece sohbet etme ihtiyacım vardı. Ben kardeşim için de çok dua ettim. Ya dedim onu al. Ya da dedim bu hayat elden bağlı. Şimdi aileme de nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum abi konuyu. Nasıl açacağım? Çok üzülecekler. Ama yapacak bir şey var mı? Hayat zaten üzülmekte yaşıyoruz. Bir yandan seviniyoruz, bir yandan üzülüyoruz. Ama bir de söylemeden hani bunun şeyi varsa, vicdanımın nasıl hesabını vereceğim. En kötü bir daha hastaneye götürür. Bir tedavisi vardır. Allah hepimiz, her şeyin bir çaresi bulundu artık. Sen kendini üzme. Sıkıntı böyle daha beter olursun. Anneme ne zaman söyleyeceğim, anneme ne zaman söyleyeceğim, anladın mı? Senin herkes annesi için yaşar aslında bence ya. Hayatta ama sevdiklerimi kaybediyorum. Bu daha büyük acı. Ben bütün de bak, annemi olsun, ablamı olsun, şimdi kardeşim olsun. Ben 9 yaşında yeğenimi toprağa verdim, beyni dağıldı, bisikletle uçtu. Bunların 4 kişiyi ben toprağa verdim. En sevdiğim insanlardı. Kendi ellerimle indirdim toprağa. Anladın mı? Ama ne yapmamız gerekir? Buna sadece çare bulamadık. Öldükten sonra çare bulamadık. Yok. Keşke yaşasaydı. Bana deseydi ki abi ben içiyorum ya. Beni arayacaksın, tarayacaksın deseydi. Her gün kendi kendime ona da sen beni rezil ediyorsun lan deyip kepaze ediyorsun lan diyordum. Mahalleye rezil oldum diyordum. Kuştepe'ye evet. Rezil oldum diyordum. Çok... Benim bir namım varsa onu da yok ettin lan diyorum. Keşke o namım da yok olaydı. Anladın mı? Ama gene de içip de şuralarda görseydim onu. Keşke. Sen bunlara söylemek zorundasın. Anladın mı? Tamam abi, söyleyeceğim. Hani zor da olsa belki bir çaresini bulurlar. En azından onların bir helallığını al. Yani onlara sabır versin. Hani hepimiz bir yanda ölür gideriz. Hepimiz yaşamak için uğraşıyoruz. Aha ben şimdi ölümü bekliyorum. Ne zaman öleceğim? Yok abi öyle deme ya. Bir şey istiyorsan alayım. Karnım vardan açsa. Yok abi yok vallahi. Kurban olayım yani şey, canım yok. Bir şey istiyorsa. Yok abi ya bir şey istemiyorum ben. Var cebimde. Ben sadece sohbet etmek istedim. Ha, kurban oldum sana. Hakkını helal et abi. Teşekkür ederim. Var cebimizde diyen de asgari geçinen bir amca be. Vallahi. Bu kadar yüreği güzel bak. Ya sikerim, oyun mu oyunu oynayalım abi ya, amına koyayım. Hadi oyuna geçelim. İnsanları aynen. Eğlendirmek için yayın açıyoruz. Amına koyayım, çok dertlendim ya. Allah bak. Counter mantır oynayalım ya. Counter'ımızı oynayalım, Melih getirin bize Melih. Melih ya, counter oynayalım ya. Getiriyorum Melih. Değil mi beyler? Aynen abi. Ne güzel insanımız var ama yani. Abi birinin sevgisini paylaşmak çok kolay. Çok güzel yani. Oğlum, paylaşmak çok güzel bir şey ya. Acıyı paylaşmak zor olan ya asıl. Şey yani. Ne güzel insanlarımız var ama baksana abi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam canım benim, hoş geldin. Gel Melih 11 gel. Hayket. Nasılsınız abi?
Meli sandın mı Meli? Meli'ye bir hay alırız chat. Yok ya. Sizin videoları izledim. Ne yapıyoruz abi? Oynayalım ya. Hadi cense yapalım. Ya, amma kur oynayacağız ya. Meli. Ne yapıyorsun o iki? Meli kusura bakma, sen de küçük kardeşimsin. Ben sana küfür ediyorum böyle de. Ne yapayım ben ya? Ben neydim abi? Küçük. Babam biliyor benim küfür ettiğimi. Babam biliyorsa sıkıntı yok, ne diyeyim ya. Yanımda bana dert dert bakıyor şu anda da. Yalmaz. Etme lan o zaman, etme. Çok selam söyle. Abi kendimi tutamıyorum, ağzından laf gele çık. Selam söyle babana duymuyorsa bizi. Ben de çok selam söyledim. Aleyküm selam. Hadi oyun oynayalım. Haydi CS'leyelim. Oh. Ne dertler var işte bak, bizim her şeyimiz hikaye yani. Sağlık çok önemli ya. Öyle abi. 12 yaşından beri onu söylüyorum ya. Bütün sevdiklerim böyle kanserden kaybettiğim için sağlık hariç her şey fasafiso. Düzelir yani, çözülür. Karı kız, okul, para bilmem ne, her şey çözülür abi. Meli win alacağız mı win? Alır abi ya. Dırıt yolluyorum abi daveti. Yolla. İlk bir ısınma, sonra bam. Artık ısınmada da kazanmak lazım. Isınma falan yok, kazanacağız. O da doğru. Dün ısındık. Dünkü ısınma bize yeter abi. Haydi bakalım. Bas bakalım.